Ali Bey, son olarak ayrıca sizin de belki söyleyecekleriniz vardır. Ben bir de şunu sormak istiyorum. İstanbul'da siz hani risk bölgelerine göre değil, öncelik sırasına göre sağ olun. Öncelik sırasına göre dediniz ya. Yani İstanbul'da herkes diyor ki en sorunlu ilçe neresi? Buna ilişkin yani İKİTAŞ Genel Müdürü olarak ne dersiniz? Gözlemleriniz zaten söylüyor ama işte Küçükçekmece, Bakırköy gibi Avrupa yakasındaki ilçeler. Yapı stoğu olarak yani yapı sizin olarak böyle en eski yapılar Üsküdar Fatih diyorlar, öyle mi? Fatih ya, sahil kesiminin tamamı aslında. Kadıköy, Maltepe, Kartal sahil kesiminin tamamı. Avrupa yakasında Bakırköy, Fatih. Bunlar eski yapılaşmaların hem de zemin hissettirmesi bakımından da en sıkıntılı yapı stoğunun olduğu yer. Ben deprem bölgesiyle ilgili bir öneride bulunmak istiyorum. Hükümetin tabii ki insanların barınma ihtiyacını gidermekle ilgili, konut üretimiyle ilgili hızlı aksiyon alma çabası, iyi niyetli bir çaba olmakla beraber teknik anlamda bazı sakıncaları olabilir. O yüzden hükümetin bence hem deprem bölgesinde hem de komşu illerdeki boş ve sağlam yapı stoğunu tespit ederek ivedilikle onları kiralamak suretiyle vatandaşı oraya yerleştirmesini yani öneriyorum. Yani hükümet kiralasın, insanlar yerleştirsin. Zaten şu anda orada ciddi bir boş yapı stoğu var. Biraz da yazlık bölgeler de var orada. Bu geçici süreli hem o bölgedeki kira artışlarını bir regüle etme imkanı sunar devlete, hem de orayı daha sağlıklı planlaması için bir zaman kazandırır. İstanbul için de önerim, eğer ekonomik gücü demiyorum, uzlaşı sağlayan insanlarımız, risk yapıda oturduğunu düşünen insanlarımız yapılarını yenilemek istiyorsa, İstanbul yenileniyor üzerinden hiçbir aracı kullanmadan bize başvururlarsa biz kendilerine bir reçete sunarız. Ekonomik şartlarda maksimum seviyede gücümüz çerçevesinde iyileştirmekle ilgili önerilerimiz mevcut. Ama tabii ki bazı çalışmalarımız olacak. Merkezi iradeyle de görüşeceğiz. Görüşüyoruz. Bu güçlendirme çalışmasını önereceğiz dediniz. Mesela yaygın bir güçlendirme şey mi başlayacak? Hedefimiz o. Güçlendirme ile ilgili bir seferberlik yapıp buna da aracılık etmek. Çünkü orada da aslında güçlendirme uzun yıllardır var Türkiye'de. Ama yaygın değil, uygulanmıyor, bilinmiyor. Biz bunu daha yaygın ve uygulanabilir ve vatandaşın da anlayacağı şekilde, güveneceği şekilde bir mekanizma hayata geçirmek için belli bir aşamaya geldik. Bir iki gün içerisinde onun çalışmalarını tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Bu da bir yöntem. Ama mutlaka bir araya gelmemiz lazım. Çünkü mesela güçlendirme ile ilgili yönetmelikler var ama uygulamasında bazı sıkıntılar var. Mesela mevzuatta ufak tefek değişiklikler yapmamız lazım. Bunun için de bir araya gelmemiz lazım. Maliyetini yenilediğimiz yapılarda uygun ödeme planıyla insanlarımızı borçlandırmak için gene bir araya gelmemiz lazım. Her türlü bir araya gelmemiz lazım. Birlikten güç doğar diyorum. Başka türlü de bu işin kısa vadede çözümünü göremiyorum. Ama çözümü yok mu? Var.